Egemenlik ve Çocuk Bayramımız. Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Başkanı Operatör Doktor Zeliha Aksaz Şahbaz'dan çok konuşulacak 23 Nisan açıklaması. Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Başkanı Operatör Doktor Zeliha Aksaz Şahbaz'dan Kütahya Valiliği'nin kararına tepki. Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Başkanı Operatör Doktor Zeliha Aksaz Şahbaz yaptığı açıklamada 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız, Gazi Meclisimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 100. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. İşgal altındaki ülkemizi düşmandan temizlemek için verdiğimiz Kurtuluş Savaşımız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde halkımızın seçtiği ve iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisimizle birlikte kazanılmıştır. Ülkeyi emperyalist işgale karşı teslim eden çürümüş Osmanlı saray iktidarı yerine çağdaş Türkiye Cumhuriyetimiz kurulmuştur. Ülkeyi yönetme yetkisi ve egemenlik meclis eliyle tüm ulusumuza eşit dağıtılmıştır. Ülkemiz parlamenter, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti olarak çağdaş uygarlık dünyasında yerini almıştır. Egemenlik kayıtsız şartsız millete teslim edilmiştir. Ülkemizin kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluş yıl dönümü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak yarınlarımızın güvencesi, geleceğimiz olan çocuklarımıza armağan etmiştir. Ulusal egemenliğimizi temsil eden gurur kaynağımız Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 100. kuruluş yıl dönümünde devletin çelenk koyma törenlerine maalesef üst düzey Kütahya protokolünün katılma nezaketini göstermediğine, koronavirüs salgını nedeniyle bayram şenliklerinin de yapılamayacağı bu önemli günde çelenk koyma törenlerinin sadece Milli Eğitim Müdürlüğü nezdinde temsil edildiğini üzülerek görmekteyiz. Ulusal egemenliğimizi simgeleyen bu kutlu günün geleceğimiz ve güvencemiz olan çocuklarımıza ithaf edilmesi nedeniyle ne yazık ki sadece çocuk bayramı gibi bir algı yaratılmaya çalışılmaktadır. AK Parti iktidarı tarafından önceleri FETÖ terör örgütü ile birlikte düzenledikleri ve dönemin Kütahya valisinin de aktif katılım sağladığı Türkçe Olimpiyatları ve Kutlu Doğum Haftası etkinlikleriyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız unutturulmaya çalışılmıştır. Daha sonra çıkartılan yönetmeliklerle milli bayramlarımıza katılımı engelleyen, illerimizde çelenk koyma ve programlarını daire müdürlüğüne indirgeyen bir yönetim anlayışı ile karşı karşıyayız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak ulusal egemenliğimizin Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 100. yılında Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kapsamında Atatürk anıtına az sayıda kişiyle sosyal mesafe kurallarına uyarak çelenk koyma talebimiz Kütahya Valiliği tarafından COVID-19 tedbirleri bahane gösterilerek reddedilmiştir. İzmir, Eskişehir gibi büyük şehirlerimizde 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı nedeniyle 22 Nisan'da çelenkler konuldu. Bizde ise Kütahya Valiliği'nin kararı olumsuz olmuştur. Yüz binlerce emekçimizin atölyelerde, fabrikalarda, kamu kurumlarında, kapalı ortamlarda, tabiri caizse üst üste çalışmasında sakınca görmeyen Kütahya Valiliği ne yazık ki az sayıda kişinin açık havada sosyal mesafe gözetilerek ve maskeleri takılmış şekilde çelenk koymasını sakıncalı bulmuştur. AK Parti iktidarının ülkeyi getirdiği nokta ne yazık ki milli bayramlarımızı, değerlerimizi ve demokratik katılımı yok sayan baskıcı ve otoriter tek adam rejimi olmuştur. Tek adam rejimi ve hanedanlığına evrilen bir karşı devrim sürecini üzülerek yaşamaktayız. Tüm dünyayı etkileyen ve halk sağlığımızı, insanımızın canını tehdit eden koronavirüs salgınının da bu iktidar baskı sürecini artırarak demokratik muhalefeti yok sayma, otoriterleşme fırsatı olarak görmektedir. İnsanımızı bulaştan koruyacak maske tedarikini bile karşılayamayarak riske atan AKP iktidarı ve Kütahya Valiliği bugün en fazla 5 kişinin sosyal mesafeyi koruyarak açık alanda çelenk koymasına bile tahammül edememiştir. Ulusal egemenliğimizin simgesi Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 100. yılını kutlamayı beklerken AKP iktidarının COVID-19 arkasına gizlenmiş demokrasi karşıtlığı ile yüzleşmiş bulunuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkede doğan, emeğiyle ülkemize katkı veren, bu ülkenin eşit vatandaşlarının temsilcisi ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran, köklerini Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nden alan ülkemizin ve demokrasimizin 97 yıllık kurucu siyasi partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Örgütü olarak ulusal egemenliğimizin 100. yılını kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızda Atatürk anıtına çelenk koymamızın Kütahya Valiliği tarafından uygun bulunmaması nasıl bir parti devleti ve onun militan bürokratları ile karşı karşıya olduğumuzun göstergesidir. Kütahya Valiliği'nin bu tavrını kınıyor, takdiri kamuoyuna bırakıyoruz. Devletin tüm imkanlarını kullanarak ve OHAL baskısı, hukuksuz ve siyasallaşmış yargı eliyle oluşturulan bu baskıcı hanedanlık rejiminde ülkemizin tüm kaynakları sorgusuz sualsiz yağmalanmakta, bu ülkenin çocukları, gençleri yoksul ve geleceksiz bırakılmaktadır. Ülkemiz tüm vatandaşlarımızın eşit hak sahibi olduğu, çocuklarımıza aydınlık bir gelecek ve fırsat eşitliği sunmak zorunda olan ortak değerimizdir. Birlikte var ettiğimiz bu değerimizi birilerinin arsızca ve hukuksuzca yağmalamasına izin vermeyeceğiz. Anayasal, parlamenter parlamenter, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti olarak Türkiye Cumhuriyetimizi yeniden inşa edeceğiz. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak iş cinayetlerine kurban giden binlerce emekçimiz, Suriye'deki savaşa kurban verdiğimiz gençlerimiz, şehitlerimiz, kadına yönelik şiddetin, cinayetlerin kurbanı olmuş kadınlarımız, hurafe ve dogmalara teslim edilmek istenen çocuklarımız, gelecek isteyen gençlerimiz, tüm çocuklarımız için mutlu, umutlu bir gelecek inşa etmek istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak tüm demokrasi güçleriyle el ele vererek halkımızla omuz omuza çocuklarımıza, gençlerimize özgür ve hak ettikleri güzel günleri getireceğimizin sözünü veriyoruz. Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehit ve gazilerimizi, Gazi Meclisimizin kuruluşunun 100. yılında bir kez daha saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir, milletin kalacaktır. 100. yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Gazi Meclisimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 100. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. İşgal altındaki ülkemizi düşmandan temizlemek için verdiğimiz Kurtuluş Savaşımız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde halkımızın seçtiği ve iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisimizde birlikte kazanılmıştır. Ülkeyi emperyalist işgale teslim eden çürümüş Osmanlı Saray iktidarı yerine çağdaş Türkiye Cumhuriyetimiz kurulmuştur. Ülkeyi yönetme yetkisi ve egemenlik meclis eliyle tüm ulusumuza eşit dağıtılmıştır. Ülkemiz parlamenter, demokratik, layık, sosyal hukuk devleti olarak çağdaş uygarlık dünyasında yerini almıştır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletimize teslim edilmiştir. Ülkemizin kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluş yıl dönümü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak yarınlarımızın güvencesi, geleceğimiz olan çocuklarımıza armağan etmiştir. Ulusal egemenliğimizi temsil eden gurur kaynağımız Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 100. kuruluş yıl dönümünde devletin çelenk koyma törenlerine maalesef üst düzey Kütahya protokolünün katılma nezaketini göstermediğini, koronavirüs salgını nedeniyle bayram şenliklerinde yapılamayacağı bu önemli günde çelenk koyma törenlerinin sadece Milli Eğitim Müdürlüğü nezdinde temsil edildiğini üzülerek görmekteyiz. Ulusal egemenliğimizi simgeleyen bu kutlu günün geleceğimiz ve güvencemiz olan çocuklarımıza ithaf edilmesi nedeniyle ne yazık ki sadece çocuk bayramı gibi bir algı yaratılmaya çalışılmaktadır. AKP iktidarı tarafından önceleri FETÖ terör örgütüyle birlikte düzenledikleri ve dönemin valisinin aktif katılım sağladığı Türkçe Olimpiyatları ve Kutlu Doğum Haftası etkinlikleriyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız unutturulmaya çalışılmıştır. Daha sonra çıkartılan yönetmeliklerle milli bayramlarımıza katılımı engelleyen, illerimizde çelenk koyma programlarını daire müdürlüğüne indirgeyen bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak ulusal egemenliğimizin Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 100. yılında Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kapsamında Atatürk anıtına az sayıda kişiyle sosyal mesafe kurallarına uyarak çelenk koyma talebimiz Kütahya Valiliği tarafından COVID-19 tedbirleri bahane gösterilerek reddedilmiştir. İzmir, Eskişehir gibi büyük şehirlerimizde 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı nedeniyle 22 Nisan'da çelenkler konulmuştur. Bizde ise Kütahya Valiliği'nin kararı olumsuz olmuştur. Yüzlerce, binlerce emekçimizin atölyelerde, fabrikalarda, kamu kuruluşlarında, kapalı ortamlarda, tabir caizse üst üste çalışmasında sakınca görmeyen Kütahya Valiliği, ne yazık ki az sayıda kişinin açık havada sosyal mesafe gözetilerek ve maskeleri takılmış şekilde çelenk koymasını sakıncalı bulmuştur. AKP iktidarının ülkeye getirdiği nokta ne yazık ki milli bayramlarımızı, değerlerimizi ve demokratik katılımı yok sayan baskıcı ve otoriter tek adam rejimi olmuştur. Tek adam rejimi ve hanedanlığa evrilen bir karşı devrim sürecini üzülerek yaşamaktayız. Tüm dünyayı etkileyen ve halk sağlığımızı, insanımızın canını tehdit eden koronavirüs salgınında bu iktidar baskı sürecini artırarak demokratik muhalefeti yok sayma, otoriterleşme fırsatı olarak görmektedir. insanımızı bulaştan koruyacak maske tedarikini bile karşılayamayarak riske atan AKP iktidarı ve Kütahya Valiliği bugün en fazla 5 kişinin sosyal mesafeyi koruyarak açık alanda çelenk koymasına bile tahmin edememiştir. Ulusal egemenliğimizin simgesi Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 100. yılını kutlamayı beklerken AKP iktidarının COVID-19 arkasına gizlenmiş demokrasi karşıtlığıyla yüzleşmiş bulunuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkede doğan, emeğiyle ülkemize katkı veren, bu ülkenin eşit vatandaşlarının temsilcisi ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran, köklerini Milli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nden alan ülkemizin ve demokrasimizin 97 yıllık kurucu siyasi partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Örgütü olarak Ulusal Egemenliğimizin 100. yılını kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızda Atatürk anıtına çelenk koymamızın Kütahya Valiliği tarafından uygun bulunmaması, nasıl bir parti devleti ve onun militan bürokratlarıyla karşı karşıya olduğumuzun göstergesidir. Kütahya Valiliği'nin bu tavrını kınıyor, takdiri kamuoyuna bırakıyoruz. Devletin tüm imkanlarını kullanarak ve OHAL baskısı, hukuksuz ve siyasallaşmış yargı eliyle oluşturulan bu baskıcı hanedanlık rejiminde ülkemizin tüm kaynakları sorgusuz sualsiz yağmalanmakta, bu ülkenin çocukları, gençleri yoksul ve geleceksiz bırakılmaktadır. Ülkemiz tüm vatandaşlarımızın eşit hak sahibi olduğu, çocuklarımıza aydınlık bir gelecek ve fırsat eşitliği sunmak zorunda olan ortak değerimizdir. Birlikte var ettiğimiz bu değerimizi birilerinin arsızca ve hukuksuzca yağmalamasına izin vermeyeceğiz. Anayasal, parlamenter, demokratik, layık, sosyal hukuk devleti olarak Türkiye Cumhuriyeti'mizi yeniden inşa edeceğiz. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak iş cinayetlerine kurban giden binlerce emekçimiz, Suriye'deki savaşa kurban verdiğimiz gençlerimiz, şehitlerimiz, kadına yönelik şiddetin, cinayetlerin kurbanı olmuş kadınlarımız, hurafe ve dogmalara teslim edilmek istenen çocuklarımız, gelecek isteyen gençlerimiz, tüm çocuklarımız için mutlu, umutlu bir gelecek inşa etmek istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak tüm demokrasi güçleriyle el ele vererek halkımızla omuz omuza, çocuklarımıza, gençlerimize özgür ve hak ettikleri güzel günleri getireceğimizin sözünü veriyoruz. Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehit ve gazilerimizi, Gazi Meclisimizin kuruluşunun 100. yılında bir kez daha saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir, milletin kalacaktır. 100. yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk